Edebiyat olmasın hakikat anlatılamaz. Tamamen böyle. Şimdi bu çekimi yapıyorsan kardeş, bir önemli açıklama yapacağım. Ben üstadıma dedim ki, biraz eserin dışında paylaşımlar yapıyorum gibi görünebilir ama çok da bağlantılı. Dedim ki abi, ben dünyayı nasıl kavrarım? Benim sorunum bölük pörçük oradan buradan propagandayla verilen dünya haberlerine göre dünya algısı oluşuyor. Ben hakikatten uzak duruyorum. Yani kendimi sorguluyorum. Hakikat. Yani bir hakikat var, nokta, bizi alıp oraya götürecekler. Hayır, hakikat öyle bir şey değil. Hakikat her zerrede var. Yani bunu anlayamamışım. Bana dedi ki, çalışmanda zeminde bilim olacak. Ha, evet. Bilim. El alim yani. Sağ ol Ahmet abi, desteğini istiyorum ha. Eksik kılma beni. Tamam mı? Selahattin abi bizi zayıf bıraktı. Yalnız kaldık burada. Hiç eskiden destek atardı, hem de döktürürdü. Şimdi topu sana bıraktı. Ona göre. Tamam mı? Şimdi zemine bilimi oturtacaksın. Çünkü bilimsel tutum çok önemli. Neden? Hakkın 4 tane temel soyutlanmış ismi var. Düşünceli, yani soyutlanmış demek, ya ben Hakk'ı düşüneceğim. Hak ne demek? Ha, Hak ne demek? İsmi vermiş. Nasıl vermiş? Başına eki, 4 tane isminin eki nasıl söyleniyordu? Hüve diyor başta. Hüve o. Ahir, evveldir, ahirdir, batındır ve zahirdir diyor. Yani hakkı anlayabilmek için evvelini, ahirini, batını, ki biz batına çalışıyoruz. Gece dersleridir. Çünkü Raci aynalı babayla gece dersi yapması sembolik olarak gece düşünceler alemi demektir. Batın düşünce, zahir 5 duyuya gelen, yani batı batı dedikleri esasında 5 duyuya gelen algısının yarattığı, bunun üstüne düşünceyi ve duyguyu oluşturduğu dünyaya batı. Evvelini ve ahirini. Ne demek evveli ve ahiri? Bunu söyleyeceğim. Batın ve zahir belli. Batın düşünce, zahir de duyulara gelen. Dış dünyanın nesneleri. Onun üzerine bizde oluşan iz düşümler, algılar. Şimdi hak bu. Eğer hak, bir de hakkın bir özelliği daha var. Tahakkuk. Yani gerçekleşen boyutu var. Gerçekleşmezse evveli, ahiri, batını, zahiri, yani düşüncesi olmuşu ayrımını dahi yapamazsın. O yüzden zahir dünyanın temel olan yapısı bilimsel tutumdur. Alt tarafa bilimsel tutumu koyacaksın. Şimdi bilimsel tutum da başa bela. Yani bilim çalışayım da nasıl çalışayım? Bir atomüstü dünya var. Yani çekirdek ve elektron dünyasının oluşturduğu ne diyoruz? Elementler, moleküller, bu atomların oluşturduğu elementler, moleküller ve nesneler, maddeler. Bu da devinimde. Bir de bu elektron amca dayanamıyor, cazibesine kapılıyor en yakındaki çekirdeğe dolaşırken. Eğer katsayısı, yani hızın karesiyle çarptırırsan infilak ettiriyor, atomun içi dışına çıkıyor. Batını zahir oluyor. Anam yandım. Yani nerede yandık? İşte Japonya'da yandık. İnsanlığımız yandı. Japon bizim insanımız. O yüzden bütün alemi yaktılar. Hala hazırda
ki çevrecilik açısından önemserim. Vahdetel vücutçular doğanın her zerresindeki hakkı bildiği için oraya kıyamazlar. Ama Fransız arkadaşlarımız bilmem 10 yılda mı ne 400 tane, belki 10 değil 50 yılda diyelim, 400 civarında okyanusun dibinde ne yaptı? Nükleer deneme yaptı. Denizleri mahvetti. Zannediyor ki Hindistan açıklarında yapınca Fransa'nın önündeki Akdeniz kirlenmiyor. Yok öyle bir şey. Bütün dünyayı mahvediyorsun. Kusura bakmayın. Bu çevrecilik konusu bizim, çünkü bu dünya bize emanet. Biz kendimize emanet ama tüm dünya bize emanet. Zerresine dokundurtmamak lazım. Peki, bilim atom üstü veya dışı veya atom altı. Bir de bunların görelilik ve nesi var? İzafiyetle beraber kuantum dünyası var. Yani görelliliği atom üstü için konuşabiliriz ama atom içinde kuantuma girmek durumundayız. Biz bugün Ay'a insanoğlu giderken, canım benim, insanoğlu Ay'a giderken atom üstü dünyanın, yani Newton fiziğiyle gidiyor. Atomun içindeki hareket de gitmiyor. Biri diğerini inkar etmiyor. Yani bir varlığın enerji dünyası var, bir de madde dünyası. Yani dalgalar ve neler, parçacıklar dünyası. Tabii fizik çalışmazsan hakikati anlayamazsın. Çünkü hakkın bir yüzü zahirse bilimi bilmek zorundasın. Bu bilim öyle bir şey. Yani onun için Allah el alim olarak ilmini insana vermiş, aklını buna göre inşa edeceksin kardeşim. Birisi yapıyor, ben yapmıyorum, bana ne, boş ver. Boş ver dedin mi o seni esir hale getirir. Kurtuluşun yok. Yani sen de yapacaksın. Bu yarışta insanoğluna hizmette sen de yarışacaksın. Ben yokum dersen seni tarihten silerler. Öyle bir şansın yok. Bak, neden sonuç ilişkisi. Tamam, silinirsin. Peki, gelelim diğer bölümlere. Şimdi altta ne var? Yani şöyle küresel bir varlık olsun anlayışımız. Ki anlayışımız, yani tüm dünyamız bizim küreseldir. Nereden çıktı? Bugünkü politik küreselliği kastetmiyorum. Öyle de anla olabilir ama Hazreti Muhyiddin Arabi'nin eserlerinde sefiratlar var. Sefiratlar, seferler, gezegenler, benzetme. Bu söylediklerimin her biri bir gezegendir ha. Ya ben şu gezegen, abi bilim gezegenine bir gir bakalım. Sefirat öyle bir şey. Tamam mı? Muhyiddin'i ararken, anlarken buralara böyle bakarsan aklın zıplar. Aa, bu buymuş. Yola devam. Çünkü Muhyiddin'in anlatımında sezgisel bir anlatım. Ama bu sezgisel anlatımın temel yaklaşımı ussal sezgisel. Duygusal, duyusal sezgi var, hal oluşturuyor. Ama ussal dediğimiz, ussal dediğim zaman kavramsal ama soyut kavramsal. Yani şunu demek istiyorum. Herhangi bir beş duyuya hitap eden bir anlatım biçimi değil. Bir örnek vereyim. Güzel de attım değil mi? Ama toparlıyorum. İhlas Suresi. İhlas Suresi. Ahmetciğim, İhlas Suresini Arapça bir söyler misin güzel kardeşim? Senin de katkın olsun lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Evet, Türkçesini çevirirsek müsaade edersen,
Kul hüvallahu ahad. De ki o, üçüncü tekil şahıs. Ahad tektir. Allahü Samet, yani taşıyıcı cevher güçtür. Sonra? Zatıdır yani. Dur, sen isim koyma bence. Niye? Şak diye Ahad ve Samet zatı tabii ama buna zat dersen anlamadan bir isim daha koyarak paket havası yap gitsin. Yok öyle bir şey. Açıklayacağız. O devir bitti. Paketle gönder gitsin. Bir ismin yerine başka isim söyle gitsin. Yok öyle bir şey. Doğru söylüyorsun ama yöntem o değil. Doğmamıştır, doğrulmamıştır. Eşi benzeri yoktur. Abicim, duysal dünyada herhangi bir çağrışım yapan bir şey var mı? Allah'ın tarifini yapıyor. Hem de kendisi yaptırtıyor. Ne diyor? Önce herhangi bir isimle söyleme. Hüve de. Üçüncü tekil şahıs. Hüve. De ki o. Tamam mı? De ki o. Peki, de ki o dediğin zaman aklına hiçbir şey gelmiyor. Bu şey gibi, Musa peygamberin Tuva'da Rabbisine sorması, ya ben seninle konuştum ama aşağıda kavim bekliyor. Kaç gündür buradayız kardeş? Yani seni nasıl tarif edeceğim? Mizansen yapıyorum. Yani Musa'yı sevimli hale getireyim. Yoksa bizim Müslüman kesim Musa'dan da vazgeçmiş durumda. Musa şartları, yasayı aklı getiren bir peygamber. En fazla Kur'an'da zikredilen karakterdir. Çünkü akıldır. Rabbisi ona diyor ki, söyle onlara, beni dedi Musa, beni ben olan ben gönderdi. Hayda, buyur buradan ya. Hiçbir çağrışım yapacak bir referansı yok. Özdeşlik ilkesi. Emin olun, Batı'da kutsal metnin üzerine çalışan filozofların çoğu papazlıkla başlıyor. Teoloji çalışması yaparken adam filozof oluyor. Bak, filozof oluyor, şaka değil. Ve bu özdeşlik ilkesi felsefenin temel damarıdır. Özdeşlik ilkesi. Yani benzerlik ilkesi var, çelişiklik ilkesi var. Düşüncenin ilkeleri bunlar. Burada özdeşlik ilkesi. Şimdi bu özdeşlik ilkesinde hüve bunun tarifini yapıyor. Şimdi konuya girmiyorum fazla. Ama Kur'an'ın en temel, Fatiha'da fethedilen, açılan İlk suresi Bakara. Allah'ı 50 sayfada anlatıyor Bakara. Bakara ne demek? İnek ayıp olur. İnek demeyelim. Sığır diyelim. Şimdi eğer sığır uyundaysan, yani idrakın zayıfsa, bön bön trene bakar gibi bakıyorsan, tamam mı? Bakarsın ya, hepimiz öyle. Tanımadığımız, bilmediğimiz bir varlık karşısında pozisyonumuz bu. Biz kendimizi anlatıyoruz. Kimse diyemez ki ben Cevval Cabbar'ım. Tamam da senin önüne öyle bir madde koyarız ki İhlas Suresi, hadi bakalım açıkla. Bön bön bakar. Demek ki Kur'an sığır huyundaki beşerin önüne konulmuş bir kitap olarak baktığımızda bütün akıl formatlarından geçe suret proje, aklın, şuurun projeleridir. Geçe 112. sureye geldiğinde artık ilk konumuz neydi? Arınmaydı. Arına 50 sayfalık olay İhlas suresinde 3 satır olarak Kul hüvallahu ahad. Veli evliya diyor ki eyvallah, bana bu yeter. Tanrı'yı anladım diyor. İnsan tipini söylüyor. Muhatap olan insan
bizim burada konuşacağımız muhatabın pozisyonu ne? Herkes Allah'a konuşuyor. Tamam konuş da acaba nasıl anladın? Bakara suresinde mi anladın? İhlas'ta mı anladın? He, kitabın sonunda iki tane daha sure var. Felak ve Nas. Onlar da Kamil'in dualarıdır. Ama kitap 112 sureyi açar. Fatiha ile açar. Esasında insanı açar. Anlayışını açar. O yüzden bu kitapları okurken de aynı metodu uygulamak zorundayız. Yani ha biz onu sadece Kur'an'a uygularız. Hayır abi, bu kitaba da uygulayacaksın. Kur'an'ı okuduğun gibi bunu da okursun. Zor bir iş değil. Yöntem meselesi. Yönteme bakacağız. Şimdi zemine ne koyduk? Kur'an'ı anlamak için fizik lazımmış. Hayda. Ya anlamazsan Hakk'ı anlamasın. Onun zahiren söylediğini zannedersin ki, zannedersin ki, çünkü yani kitabın iki yönü var. Bir Allah'a bakan yönü, bir de insana bakan yönü. Fatiha da öyledir. Yani kitaba baktığın zaman bir sana bakıyor, bir de Allah'a bakıyor. Ortada kim var? Güzeller güzeli Muhammed peygamber var. Ortada, berzahta duruyor. Şimdi olaya baktığımızda şunu görüyoruz. Eğer insana bakarsan Arap töresini görebilirsin. Niye? Hazreti Peygamber'in içinden çıktığı toplum Arap toplumu. Ne yapacak? Onun içinde nasıl yaşanılıyor? Onun üzerinden gösteriyor. Ama Allah'a bakan dediğim zaman şöyle anlayın. Allah herkesi kapsadığı için, burası çok önemli. Burayı es geçersen bütün Kur'an okumaları bana göre yani hikaye gibi olur. Olmasın, ciddi olsun. Allah dediği zaman genel, herkesi kaplayan. O zaman evrenseller konuşuyor. Ben size Kur'an'ın Furkan'ını anlatıyorum. İlk gelen kitap Furkan. Kur'an ikisini birleyen. Şimdi bakıyorsun topluma bir soru soruyorsun, Arap töresini anlatıyor. Abi yapma bunu. Evrenselleri var. O dünya hiç yok. Böyle güzeller güzeli bu dini sen niye dar ediyorsun? Tamam dindar ol da anlayışın dar olmasın. Olay bu. Yani evrensellere baktığın zaman nereye gideceksin onu da söyleyeceğim. Şimdi zeminde ne var? Zeminde bilim. Bilimsel tutum. Tamam, küresel ya sefirat. Bir böyle bir yanı var, bir de böyle bir yanı var. Bu yanı ne olacak? Bu yanı felsefe. Felsefe demek farkındalılık demek. Yani size deminden beri anlattığım iş, felsefe çalışmasam bu ayrımlı anlatım yapamam. Bak, bu biraz önce yaptığım hikmet çalışmasıydı. Birazdan hikmete gireceğiz. Hikmeti çalışmadan, hikmeti yuvarlak laflarla geçiştirmek, anlatmak benim işime gelmez. Beni tatmin etmez. Yani Bay Hikmet'i anlamadan es geçemem. Tamam mı? Şimdi felsefe, diğer taraf tasavvuf. Niye tasavvuf? Tasavvuf şu demek. Felsefe ile tasavvuf arasındaki farklılık nedir? Sizde böyle bir farklılık anlayışı uyandı mı şu ana kadar? Bazı insanlar tasavvuf bilgisini felsefe gibi görür. Felsefe aklın talimini yaptırır. Aklın talimini duyulur alemle soyut. Hani o gün okudum ya size, hiç kavramı ve varlık kavramı. O düzeyde. Bu da önemli. Neden? Çünkü Zerdüşt'ün temaşa bölümünü konuşurken Zerdüşt
temaşa, Allah'ın gözüyle bakmak, seyretmek, temaşa bu demek. Peki bir kültürün gözüyle okursan, seyredersen ne olur? Bir Türk gözüyle, bir Arap gözüyle, bir Kürt gözüyle okursan kültüre çakılırsın. Temaşa olmaz o. Tikel olur, tikel. Ama evrensellerle, ayağını sabitelerle, idealarla, bak değişik kavram, aynı kavram, değişik isimleri var, onları söyledim. Okuduğun zaman bir farkındalık getirir. Felsefe, tasavvuf felsefeden ayrıca hem aklı talim eder hem de nefsi terbiye eder. Akıl nefs kardeşliği vardır. Peki nefsi akıl altında çalıştırırsan insanlıkta ne oluşur? Benlik oluşur. Ben dediğin kavram, geçen sohbetlerde söylemiştim, bir daha hatırlatmamda fayda var. İnsan enerjiye, yani tinsel bir varlıktır. Yani ruhsal bir varlıktır. Başta ruhsal, sonra tinsel. Düşünceler alemine girdikçe tinselleşir. Ama başta enerji olarak ruhsaldır. Ruhtur. Ruh dedikleri enerjiye. Tamam mı? Hareket, devinim. Bu. İlişkiyi sağlayan da bu. Hani ayet de var diyor ya, Allah her daim bir şen üzerindedir. Enerjiye. Ama Allah tek başına enerjiye değil ki, onun içinden ilişki kurduğu an akıl çıkıyor. Akıl ruh ilişkisi beraber çalıştığında, o zaman arzu ve hevalarını gidermek için o enerjinin kabuğu olan bedenin yahut da onun düşüncesinin arzu ve hevaları var. Buna da nefs diyoruz. Nefs neymiş? Enerji, yani bedenin ihtiyacını aklın önüne koyduğun zaman nefs, ortaya çıkan nefsi bir daha aklın önüne koyuyorsun, o zaman benlik oluyor. Daha koyarım. Her şey aklın önüne konuluyor. O zaman bilim şart. Koymazsan her oluşanı bilemezsin. Kaybolur gidersin. Açık, seçik ve belirtik olarak devam etmek için oluşan her bir şeyi aklın önüne koymak durumundasın. Mesela insanın zekası var. Zeka dışarıya çalışırsa icatta bulunur. Dışarıdan alet yapıp problem çözemezse o enerji küpü bu sefer insanın hardware'ine, yani içgüdüsüne yönelir. Der ki ya dışarıda bulamadım, sende ne var ne? Bu sefer keşif başlar. Ama o keşfin olması için ne olur? Zeka daha akıl düzeyinde bile değil. Sezgi ortaya çıkartır içgüdüyle çalışınca. Sezgi geçici bir dönemdir. Duysal, duygusal, ussal sezgiler olabilir etap etap. Ama içeride keşfettiğini dışarıda aklıyla icat ederse tekrar o sezgiyi aklın önüne koyarsın. Aklın dışında hiçbir işlem yapamazsın. Bu akla Cebrail aklı diyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Biraz ben tozuttum yani. Böyle Cebrail aklını da açmazsak o zaman hangi melekeden, hangi melokeden mesaj aldığımızı bilemeyiz. Biliyorsunuz sohbetin 4 tane, biraz konuyu dağıtacağım ama tekrar toplayacağım. Kusura bakma, bu kitap çabuk biter ha. Yani 2-3 hafta sonra biz kitabı bitiririz. Ben bitirmemek için başka oyunlar yapıyorum. Yani tasavvufun zevkleri var değil mi Ahmet abi? Kitabı açıyorsun işte ya. Açıyor muyuz? Peki eyvallah. Şimdi kitabın konusu biliyorsunuz ne vardı? Nifakla muhabbet vardı.
Ama geçen hafta muhabbeti ben açarken tam açmadım. Müsaade ederseniz açacağım. Bu nifakı infilak ettirmemiz lazım. Bu namussuz yok olmuyor. Yok olmuyor ama öldürülebiliniyor. Teşekkür ederim. Bu nifak konusu yeryüzünden kalkmıyor. Ama öldürebiliriz. Nasıl öldüreceğiz ona karar vermemiz lazım. Şimdi ne oldu? Felsefe dedik, tasavvuf dedik. Tasavvufun bir özelliğini daha söyleyeyim. Esas kadim bilgelik teosofya, filosofya. Biri yani filosofya, filo, sofya, sofya sevgi, filo, bilgi ve bilge. Yani bilgiyi nesneleştirip onu seversen putperest olursun. Ama bir bilge sever olursa, özneyi seversen zaten Allah güzeldir. Güzeli sever güzel Muhammed. Burada öznenin kıymetini anlatabilecek en önemli şifre budur. Yani bu anlayışımızı geliştirmemiz lazım. Bilge sever çok kıymetli bir konu. Bu antik Yunan'da hayat bulmuş. Tarih boyunca da bulmuş. Demek istediğim şu, tasavvuf kadim olan, kalıcı olan tasavvuftur. Dinler bunun içinden toplumlara indirgenirken onun töresiyle uygulamaya geçer. Esas olan tasavvufun kendisidir. Ters bir görüş söylüyorum. Bu dinlerden şu tasavvuf çıktı. Hayır efendim. Bu tasavvufun içinden bir okyanus, okyanus olan tasavvuf, teosofya. Bu tasavvufun içinden her din çıkabilir. Çünkü ya diyoruz ki, şimdi şöyle bir şey var. Zerdüşt'ün kitabını açalım okuyalım. O gün bir arkadaş geldi. Hocam dedi ikilik dualite yok öyle bir şey. Orada da teklik var. Var. Buda'da da var. Konfüçyus'ta da var. Ama ahlak düzeyine indirgenince o inanç dualite şeklinde anlatılıyor. Başka yolu yok. Hepsi tasavvuf denizinden bir inanç örgütlüyor. Esas konu tasavvufun kendisi. Tasavvufu anla, bütün dinleri anlarsın. Onların, o toplumlarının özelliğine göre şekillenmesini görürsün. Ters bir görüş. İster kabul et, ister etme. Dertlenmiyorum, zevkine söylüyorum. İddiası da yok. İstediğin gibi çalış. Aç Zerdüşt'ü oku, Buda'yı oku, İslam oku. Ha, bu kamillik dereceleri değişik olabilir. Orada iddia etmem. Çünkü son gönderdiğim şey şuydu. Varlık tektir ve birdir. Ondan başka bir şey yoktur. Bu alemde sadece görünüşteki onun mertebeleridir. İnsanoğlu mertebeleri anlayamadığı için şaşkınlık içindedir. Bütün alem, yaprağa da dokunsan, kediyi de sevsen, Hakk'a temas edersin. Öyle bir nokta arayışı falan değil bu. Açılmış, zahiren de, batınen de, evveli de, ahiri de açmış. Yani bir noktaydı, tamam. Genleşti, açıldı. O genleşme, yani nokta ortadan kalkmıyor. Noktanın genleşmesi daire ve küre oluyor. Ama insan bu genleşmenin içindeki bir sızıntı, doğanın varlığı değil. Yani ben burada Muhittin Arabi'nin anlayışından esinlenerek İslam'ı anlatmaya çalışıyorum. Benim kaynağım belli, iddiam da yok. Anladığım kadar anlatıyorum. Yani benim size anlattığım Muhittin Arabi, Mehmet Genci Muhittin Arabisidir. Başka türlü olamaz. Kim anlatırsa anlatsın. Muhittin Arabi kendisi yok ki. Ama düşüncesi var. Ben ne kadar anladıysam. O yüzden okumalarınızı yaparken bağımsız bir birey olarak bunu hedefleyin.
Ve biz de böyle anladık din. Farklı yorumlar düşüncenin gelişmesini sağlar. Hiçbir şeye engel teşkil etmez. Bazıları korkar, yorumda tehlike görür. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Niye? Dünya öyle gelişiyor. Peki, ne dedik? Bilim, bilimsel tutum. Sonra felsefi, felsefi anlayış. Bilimsel tutum, felsefi anlayış. Tamam mı? Bak, iki şey. Bilimsel tutum. Bilimsel tutumdan kasıt ne? Bilim çalışanlar bilir. Bilimsel tutum yasasına göre izatı, yani kuvvetlerini ortaya, yani meleklerini söyler. Meleklere iman et. Bilim adamları tamamen meleklere iman eder. Melek meluke doğada yasadır, kuvvettir yani. Yasa onun aklı, insanda yeti demektir. Bunları böyle anlarsak anlarız. Diğer türlü uçar kaçar böyle hurafeler aklımızda dolansın. Dolansın, uyandırabilir ama ya sen bunu bir zahire, bir düşünceler alemine, bir ahiretine, bir evveliyatına bir getir bakalım. Hani o da haktı, meleğin hakkını ver. Vermek istemiyor. 1500 tane kanadında tüy var, uçuyor, kaçıyor, yakalayamıyorum. Öyle bir şey değil. Bilim onu yapmıyor. Bilim adamı indiriyor aşağıya. Tamam. Demek ki bilimsel tutum, felsefi anlayış, tasavvuf onun nefsi boyutunu da ele aldığı için diğer kanadını söyledik. En tepeye, yani küresel ya, top gibi düşün. İnsanın kafası, yani kafayı tarif ediyorum. Bilimsel tutum, anlayış, sanat, edebiyat. Sanat, insanoğluna sanatla anlatabilirsin. İşte sanat yapmış abimiz. 1900 yılında sanat yapmış. Bütün seyri sülûkü anlatıyor. Bunu zevkle okuyoruz. Başka bir şey okuyabiliriz. Felsefeyle okuyabilirim. Olsun, ama bunu okumak daha zevkli. Niye? Estetik var. Neden? Bilimsel tutum, felsefi anlayış, sanatsal duya. Onlar hala öyleler. Onlar biliyor. Doğanın bilgisi herkeste var. Adem evladı dediğimiz anlayış varlığıdır. Anlayış varlığı şudur. Nesnenin veya önündeki bir öznenin niteliğine göre muamele etmektir. Arif budur, anlayış. Yani diyelim ki Serpil ablayı ele alalım. Duyarlı bir hanımefendi, sanatçı, ona göre muamele edeceksin. Yani bilimsel tutum göstersen kaba saba kalırsın. Sanatsal duyarlılık göstereceksin. Hatta o da yetmez. Has esması, yani onun esas anlayışını merkezileştiren meşrebi neyse, meşrebine göre muamele edeceksin. Yani bir avukat rufayı meşrep, delil ister. Ona deliliyle. Ama mevlevi sanatsal duyarlılık ister. Ona şiirle. Bektaşi Nazi'nin espriyle, ona öyle vereceksin. Kadiri aklın cevval cabbar yönünü göstereceksin. Mücadele, cehet, öyle basit iş değil. Yani bu niteliklere göre muamele etmek anlayışın temelidir. İnsanoğlu birbirine böyle muamele yapmadığı için herkes kendine göre muamele yapıyor. Ben böyle davrandım, anlasaydı bana ne? O da diyor ki sen de beni anlasaydın bana ne? Haydi neyse. O zaman sevgi kalmıyor ortada. Heh, muhabbete gelemedik, daha geleceğiz. Değil mi Leyla abla? Muhabbete gelmek için ne yapıyoruz? Muhabbet yapıyoruz ha. Muhabbete gelmek için yine muhabbetin içindeyiz. Geyik muhabbeti olur. Yok yok, geyik olmaz. Allah'ın muhabbetine, yani onun üzerine sohbet ediyoruz. Anlayış, ha.
anlayışma. Ha tabii tabii. Tabii. Yani şimdi herkes bir yere çekince geyik muhabbeti oluyor, onu demek istiyorum. Tabii. Bizim sohbetimiz, muhabbetimiz Allah ve onun altındaki beşeriyet ve insan üzerine olduğu için burada muhabbet zevklidir. İnsanı ilgilendiriyor, başka ama bir şey yok. Ama şunu anlayamadım sevgili Mehmet. Buyur abi. Yahu sen beni anlatıyorsun ya devamlı. Ah canım benim. Beni kalbimden vurdun. Ama peki. Gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum. Eyvallah. Sen de böyle bir gün bir arada olabilsem, yani sana nasıl beni anlattığını anlatacağım bir gün. Yahu senin oradan seslenişin bile bize yeter. Hakikaten bak. Tabii. Teşekkür ederim. Bir neyini üflüyorsun? Bizi de üflüyorsun. Peki. Şimdi gelelim. Toparlıyorum konuyu. İyi dağıttık değil mi? Toparlayalım. Kitaba gireceğiz inşallah. Bilimsel tutum, felsefi anlayış, sanatsal duyarlılık. Üstadımın temel insan inşasında temelde söylediği yönler bunlardı. Ben de dedim ki ya bilimin hangisini çalışayım? Neden dedi? Dedim 5 tane hazret var. Yani rahmaniyet. 5 hazret. Nüzul ediş. Varlığın mertebeleri. Bak varoluşun değil, varlığın mertebeleri. İniş. Lahut, ceberrut, melekut, düşünceler ve hayal alemi, en altta da nasut veya şuhut alemi. Şimdi bu 5 hazretin 5 bilimsel tutunma ihtiyacı var anlaşılmak için. Nedir onlar? Aşağıdan yukarı doğru sayıyorum. Şuhut aleminden diyalektik, sibernetik, ondan sonra holografik, izafi ve kuantum. Maazallah bilimde bu alanı çalışma, bak batın ne olmuş? Zahir olmuş. Düşünceler alemde ilmini 12. 10. yüzyıllarda, 16. ta 19. yüzyıla kadar geldi insanoğlu, batından bunu saydı. Şuhut, ondan sonra hayal, düşünce alemi, melekut alemi, ceberrut alemi ve de lahut ve ne var onun üstü? Onun üstü hüve. Yokluk alemi. Yani lahutta bile vahiti görürsün, hüveyi göreme. Yani görmek diye bir şey yok, anlayamazsın. Ama temelde 5 hazret. Bunları bilimsel olarak bugün anlatabiliriz. Zaman zaman denemelerimiz oldu fakat sürekliliği olmayan bir toplum olduğumuz için halka açık, yani istikrarlı ve disiplinli bir çalışma olmadığı için biz bu tür çalışmaları Türk usulü yarım yamalak, bulaşık bir şekilde yapıyoruz. Lafını ediyoruz, kendini yapmıyoruz. Bak öz eleştiri. Lafını yapıyoruz, kendini yapmıyoruz. Tamam mı? Gelelim bir de bu yani lahut aleminden şuhut alemine inişler, varlık düzeyleri, 5 mertebe, hani 5 kırpıklı yıldız diyordum ya şeydeki bizim neydi, Hamzavi tarikatındaki Kutbul Aktab'ın pozisyonu. Bir de yükseliş, yani uruç etmek, yani miraç etmek, yükselmek, bu da nefs mertebeli. Aşağı indik, varlık varlık indi, enerjisi bedene ve akla, onun üzerinden de nefse döndü. Bu sefer nefs ve akıl terbiye ve tezkiyesiyle ne yapması lazım? Nefsini terbiye ederek tekrar üst aleme yükselmesi lazım. Nasıl? Nefsi emmare, levvame, mülhime, mütmainne, raziye, marziye, safiye. Bir de bunun
veliler takımındaki açılımı var. Safiye'den sonra Zekiye, Kamile ve Envare. Daha oralara girmedik. Bu bizi, bu arkadaşlar varmış ama biz sadece bunların lafını yapıyormuşuz. Bu böyle nesm. Yani ne oldu? 5 Hazret, 7 nefs mertebesi. Topla etti 12. 12 hani sayıları da bahsediyor ya, 7 kişiler, 12 kişiler, 40 kişiler. İşte 12'ler, 12 imam, 12 şakirt, 12 efendim sırt. Yani bu 12 meşrep yani. 12 meşrep bu varlıksal düzeyde. Keyfi değil. Bunlar böyle, ben epistemolojik bilgi kuramı olarak gibi anlatıyorum ama bunun ontolojik yani varlık bilimsel düzeyde anlatımı da var. Esas oradan başlamak lazım. Zaman zaman biz oraya giriyoruz, ontolojik düzeye. Peki, konuyu uzatmayalım. Şimdi ne dedik? Akıldan bir işaret verdik. Aklı da bir toparlamam lazım. Muhabbetle ilgili olarak akıl Cebrail, yani cebreden, tutan akıl. Nerede tutuyor? Duyusal düzeyde, duygusal, algısal, iç dünyada nedir? Tahayyül, tahammül, keşif, sezgi, tanıklık, efendim. Yani aklın her türü birbirine etki yaparak, büyüyerek bir akıl. Faal akıl yani, faal. İşlek akıl. Buna Cebrail aklı diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de aklediniz dediğinde, ben şüphemi söyleyeyim, Arapça bilmiyorum ama belki Arap dil bilimciler ve özellikle mutasavvıflar dikkat etse, İnsanoğluna önerdiği aklediniz önerisi öyle sıradan bir akıl değil. Yani faal akıl teklifi var. Eyvallah. Yoksa donuk, fonksiyonel aklını buna bağladın. Bu da lazım. Ama bununla sınırlı olursa Kur'an'ı anlayamazsın. Yani şunu demek istiyorum. Cebrail dediğimiz varlığın aklının, yani Allah'ın aklı ise her daim bir şeyin üzerindeyse, yani bir iş üzerindeyse, birbirine katlanarak tinsel bir varlık haline geliyorsa, o zaman aynı şekilde aynı akılla okuyacaksın ki anlayasın, yoksa anlayamazsın. İndirgemeci bir akıl o zaman ne yapıyor? Evrensel olana, kültürel olana indirgeyeceksin, tamam, ama orada sabitliyor. Yani dinin oluyor Arap'ın dini, dinin oluyor Türk'ün dini. Yok, öyle bir şey değil. Bu din herkesi kapsıyor. Ama lafta olmaz. Ya seni de kapsıyorum, kabul et. Hayır, öyle değil. Tüm insanlığın tüm özelliklerini ve fakültelerini din içinde barındırıyor. Onu demek istiyorum. Bu sefer bu din anlatımı farklı oldu, kusura bakmayın. Yani biraz burama geldi, sıkıldım artık kültürel din dinlemekten. O da lazım da, ama o düzeyde bırakma kardeşim, Cebrail aklı. Gelelim Cebrail akıl. Sonra Azrail, yani Azrail can alıcı. Göz can alıcıdır arkadaşlar. Aşık ol. Baktığın hatun yahut da erkek senin canını alır. O zaman aşıksındır. Senden o şey gider, can gider. Yerine başka bir can gelir. En basit olanını söylüyorum. Azrail sohbette nefsi öldürür, yeni nefsin ortaya çıkışını sağlar. Çok makbul bir beyefendidir. Çok güzel öldürür. Yani musalla taşına yatırır. Efendim? Ölmeden önce ne var burada? Ölmeden önce ölünüz nasıl olacak? Tabii işte.
Azrail'in yardımı olmazsa olmaz ki. Ya şaka mı? Ha, tamam, ben ölmeden önce öleceğim. Hadi ya, kuvvetini söyle. Ben bir gün üstadıma dedim ki bir fikrim var. Anlattım, çok güzel dedi. Bunu yapacak kuvvetim var mı dedi. O ne ya dedim. Geçmiş olsun, sen meleklere iman etmiyorsun dedi. Orada bitirdi beni 2 dakikada. Hala öyle. Bir fikri söylediğim zaman o fikriyatın hayat bulacağını ve gerçekleştireceğini sağlayacak kuvvetlerin, melekelerin, melokelerin yoksa, bak İslam böyle bir din. Bak hayatı nasıl karşılıyor? Kuvvetin var mı abi? Başka? Yönün var mı? Nasıl yani? Kaben var mı? Şimdi kuvvet var, kuvvet var. Kuvvetin yönü yoksa o zaman bir oraya saçılırsın, bir buraya saçılırsın. Niyet lazım. Aynen. Niyet. Yani zamanında ne yapmış? Kuvvetleri vektöriyel göstermiş. Yönü var. Yönü olan hedefine ulaşır. Vektöriyel fizikte de bu böyledir. Fizik bilgisinde kuvvetlere vektöriyel yön verirsen iş yapar. Yoksa bir oraya bir buraya saçılır gider. Darma duman olursun. Bütün kuvvetin boşa gider. Bunlar ayrı konular. Ben şimdi oralara girmeyeceğim. Ama anlatmak istediğim 4 melekenin muhabbette yerine ona bakıyoruz. Cebrail dedik. Azrail dedik. Mikail. Mikail meleği toplayıcı bir melektir. Kelamı toplar. Kelamı toplar. Kulaktır, gül gibi toplar. Tabii bu güle bülbül lazım. O da dildir. Dildir dilarayı eyler dilber. Yoksa viran. Dil çok önemli. Buna da ne diyor? Buradaki meleğin adı neydi? İsrafil. Surundan üfledi. Evet. Hani Yahudi arkadaşlar bizde ezan kilisede çan çalıyor ya, onlar da surundan üflüyor. Yani geyik boynuzunu öttürüyor. Şeye, ibadete çağırıyor. Şimdi şey de, yani muhabbetin kendisi en büyük ibadet. Neden? Daha önce anlattım. Çünkü Hazreti Peygamber'in halkasında var olanlara eshab-ı sufa, eshab-ı ikram. Yani eshab sohbet demek. Sohbet ehli olan. Demek ki esas ibadeti sohbet üzerinden. Bunu defalarca konuştuk, yine konuşuruz. Peki, Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil meğersem yüzdeki varmış. Bunun tamamına cami diyor. Cami neresiymiş? İnsanın yüzü. Zatın yüzü vardır. Nereye dönerseniz dönün, Allah'ın veçesiyle karşılaşırsınız dediği zaman, nereye dönersen dön aman Allah'ım. Bütün alem oradan bakıyor, oradan dinliyor, oradan söylüyor, oradan düşünüyor. Bu işler böyle. Kimse hakkın dışında bir varlık değil. Yeter ki ondan bir şuur taşısın. Ama şuurunu yitirmiş. Şu an insanlık çıldırmış durumda. Şizoid. Niye? Şirke düştü. Paramparça. Bakın bu dinin en büyük günahı şirke düşmektir. Daha büyük günah yok. Şirk ne demek? Paramparça olmak demek. Ya parçalama kendini diyor. Başka bir şey bize söylemiyor. Topla kardeşim. Dağılırsın gidersin. Senin hayatınla iyi. Sen dağıldın gittin. Ne Allah, ne alem, ne insan, neyi düşüneceksin? Hiçbir şey düşünemezsin. Darmadağınık. Her şeyin darmadağınık. Şizofrenik olursun. Bak çağımızın en büyük hastalığı şizofreni ve İslam yasağı şirk üzerine. Her şeyi yapama diyor. Tamam yaptın, cezası var ama şirke düşme. Müşriklerden olma. Anlatmak istediği bu. Sen de zannediyorsun ki
7. yüzyılda Arap toplumunda müşrikler varmış, onlarla ilgili bir kavga olmuş. İşte onun hikayesine biz inanıyoruz. Ya çocuklar, çocukluk yapmayın, böyle bir şey değil bu. Sizin hayatınızla ilgili. Yani müşrik şirke düşme dediği senin hayati bir konu. Sen yaptığına tapıyorsun. Bunu yaptın, bu senden daha üstün. Hayır, bunu yapan daha üstün. Nerede? Onu bozma, onu zedeleme, onu iyi muhafaza et. Yani muhafaza et derken iştek kıl. O zaman sohbette hangi melekler varmış aynı anda? Sohbette Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil melekleri hazır değilse sohbet olmaz. Muhabbet olmaz tabii. Tabii kuvvet oradan geliyor. Çünkü yani Cebrail aklı çalışacak. Azrail çalışacak, nefsi öldürecek. Bir nefsten diğer nefse. Yani anlayışımız yükseldikçe nefse emmare, emir altındaki nefsten nereye doğru yükseliyoruz? Tövbe billah. En temel konu tövbedir. Tövbe eden insandır. İnsan olmanın 2-3 adımı var. Sayayım yani. Bu yaşadığımız dünyada. Ödev ve sorumluluk. Adama diyorsun ki ödevin bu, sorumluluğun bu. Yaptın mı yapmadın? Bak, emir altında nefse emmare. Ödev ve sorumluluk. Yapmadın. Niye yapmadın? Başlıyor başkasını suçlamaya. Nefse emmare tutumudur bu. Başkasını suçlamak. Halbuki dönüp kendine öz eleştiri yapsa, ödevimi ve sorumluluğumu şu nedenden dolayı yerine getiremedim dese, nefsi levvame, tövbe demektir. Öz eleştiri tövbe demek. Yani bugünkü dilde ve yaşamdaki en temel konuları dinin kavramlarıyla örtüşmesini gösteriyorum ki şöyle düşünmeyin. Bir din var, bir fenomen hayatımızın dışında. O dışında işte arada bir ona bir merhaba diyelim. Ramazan'da bir oruç tutalım. Paramız varsa hacca gidelim, zekat verelim. Hayır, o değil. Benim anlattığım din hayatın kendisi. Çünkü hay diye başlıyor. 8 sıbut, sıfat. Hay, semi, basar. Kelam, değil mi? 8. İnsanı oluşturan temel 8 tane subuti, yani subut olan sabite var. Bu sabitelerin ne olduğunu anlamadan insan olduğunu anlayamaz insan. Öyle demiş. Çalış ontolojik. Ontolojik, varlıksal, yani senin keyfine göre değil, hayat olacak. Bu din palavra bir din değil ki, hayatın dışında bir din anlasın. Ama adam kendi anlayışını din zannediyor, onu da dayıyor, sen böyle yaşa. O da değil. Onu demiyorum ha, sakın. Çünkü Allah'ın bize yaptığı en güzel tatlı şey, ben bu İslam dininde en çok sevdiğim olay bu. Bayılıyorum yani. Diyor ki, sana bunu bunu verdim, kuvvetini de verdim, özelliğini de verdim. Bunları yapabilirsin. Hatta günahkar da olabilirsin. Günahkar olmazsan, melek gibi olursan seni darmadağınık ederim, yine günahkar yaparım. Garanti veriyor. Tamam mı? Tövbe etmesini bileceksin. Yani insan olmanın ikinci adımı neymiş? Öz eleştiri yapmak. Yani ödev ve sorumluluğunun bilincinde olacaksın. Kant amca buralarda kalmış, Alman filozofu. Ben tersine bakıyorum. Yani filozoflardan dine bakmıyorum. Dinin kendisinden filozoflara baktığım zaman kamil ve yetkin, ama açık seçik belirtik olamadığı için hurafelerle doldurulmuş din. Öyle bir şey değil. Yani bu dinin üstünden Spinoza'ya, Kant'a yahut da Nietzsche'ye veya Descartes'a baktığın zaman bu arkadaşlar o fakülteleri açmış, ama tümelliğine, genelliğine baktığın zaman eksiklikleri var. Din açılmaya müsait ama bizim Müslümanlar açmamış.
açan başka bilim adamları fakülte fakülte açmış. Bütünlüğü dinin içinde var. Dinle, bilimin, dinle, felsefenin, dinle, sanatın bağı kurulduğunda işte Muhiddin Arabi, İbn-i Rüşd, Mevlana gibi adamlar çıkıyor. İbn-i Haldun da var. Ya say say bitmez. Binlerce adam var. Yani evet. Demek istediğimi anlatabildim mi? Dinin bilimini koydun muydu tadından yenmiyor. Sanatını koydun muydu aman yarabbim uçuruyor. Yani felsefesi Sadreddin Konevi Konya'da 12. yüzyılda bir metafizik çalışması var. Bugün bilim adamları yani ne oluyoruz kardeşim niye bizim aklımız buraları daha almıyor diyor. Çünkü öyle bir akıl tipiyle eğitilmiş değiliz. Eğitildiğin an ben nacizane biraz tadından eğitildim. Tadından. Yani öyle kamil bir yetkinliğim yok yani. Tamam mı? Kemalatım yok. Ama şöyle içine girdiğim zaman aman yarabbim bu ne ya? Bu alem başka alem. Alt alemde odunlar yanıyor. Üst alemde İbrahim zevkinden oh bacak bacak üstüne atmış. Neymiş? Nemrut'un odunları. Onu yakıyorum. Yok canım. Sen git bir İbrahim'e sor. Bir Muhiddin'e, bir Sadreddin Konevi'ye sor. Yani o alemi bu alemde benzetebilirim ancak. Zevkine benzetirim. Başka türlü olmaz. Neyse uzattık. Son nokta. Muhabbet, cami, cem etme, insan yüzü, güzel insan yüzünün oradan Tanrı'nın gülümsemesini gör. Envai çeşit gülümseme var, bakış var, yakıcılık var. İnsanı putlaştırmıyoruz. Katiyen. Ama insanda dört melek çalışınca tam da Allah'ın istediği gibi varlıklar oluyoruz. Yani buna sır gözüyle bakmayın. Bunlar tasavvufta bizden önce defalarca söylenmiş ama ben kendi dilimden zevk ediyorum. Yani bunun sorumluluğu, ben böyle zevk almışım, sorumluluğu tabii ki bende. Ama anlayışını siz kendiniz kurun. Bu dört melek çalışmazsa, yani ruhlanmak, rahlanmak ve ferahlanmak olmaz. Bu fesatı ortadan kaldıran, fitneyi ortadan kaldıran, yani neydi? Münafık. Münafık. Nifak sokan. Özelliği geçen hafta konuştuk. Özetini söylüyorum. Muhabbetin olduğu yerde nifak olmaz. Yani iki dost muhabbet ediyorsa, üçüncü kişi gelip birbirine onu kötülüyorsa, o iki kişinin muhabbeti onu yemez. Güle güle. Nifakı öldürür. Bir tek nifakın hakkından muhabbet gelir. Yani muhabbette ne vardı? Sevgi vardı ve iman vardı. Yani emniyet, sevgiyle emniyet. Bu sevgiyle birbirine güven duyanların fitneye gelmesi, münafıklığa, onun oyununa gelmesi mümkün değil. Münafıkın bir diğer özelliğini söyleyeyim, onun özeti bitsin. Münafık, nifak sokucu, Kur'an'da temelde müşrik. İnsan tipini, davranışını, tutumunu bir kenara koyarsak, üç tip insandan bahsedilir. Münkir, kafir, münafık. Münkir, inkar edici. Bir şey bilmiyor. İnkar ediyor. Ya kabul ediyor yahut da inkar ediyor. Kafir, hakikati kapatıyor ama kapatırken kendi zanlarıyla hakikati kapatıyor. Zannediyor. Kafir böyle bir tip. Münafık çok tehlikeli. Yani kendi zanların, hakkaniyetin
esmalarıyla, ilahi isimleriyle bakmayıp kendi zannettikleriyle ortaya koydu muydu? Ne yaptı? Bak, Allah'ın evrensellerini, o 99 esmada koyduğu temel özellikleri geçirmiyor hayata. Kendi zanlarını, nefsani görüşlerini hak diye söylüyor. Olmaz. O kafir. Münafık, münafıkın temelinde ne var? Münafık dediğimiz şey şuydu. Senden görünür. Seninle aynı görüşü savunduğunu söyler. Görüşü farklıdır, niyeti farklıdır. Seni kandırır. Sen buraya gideceksin, öyle ters tarafa gidersin. Bombayı patlatıyorsun. Tabii, provokatördür. Günümüzde provokatör, yani münafıktır. Münafıklığın temelinde yalan vardır. Yalanla yanlışı birbirine karıştırmamak lazım. Yanlış yapabilirsin, görürler, düzeltirler. Sen de söylersin, aa yanlışmış dersin. Ama yanlışını bile yalana çevirirsen, saklarsan kimse düzeltemez. Bu seni ikiyüzlülüğe, riyakarlığa götürür. Münafıklıkta hem yalan hem de ikiyüzlülük. Çünkü kendini saklıyor, riyakarlık vardır. Katlamalı, hani biraz önce anlattım ya, şeyden, devinimden, enerjiyadan akıl çıkıyordu. Akılla bedenin çalışması nefsi oluşturuyor. Nefsle aklın çalışması benliği oluşturuyor dedik. Bu benlik konuşulacak tarafımızdan. Ancak şey de öyle. Yani riyakarlık da öyle. Her sakladığı niyetini saklıyor, işin hakikatini saklıyor. Bir de bunları yalanla değiştiriyor. Katlıyor, babam katlıyor. Aklı, yani fitne fücür. En tehlikeli insan.